Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. İzleyiciler, haberim oldu, her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren değerler var şüphesiz. Ve o değerlerin başında tıpkı konu olduğumuz gibi değerli bir muhtardayız. 30 Mart 2019'da özellikle Türkiye gündemine damga vuran ve bugün sayıları 53 bin olan muhtarların sorunlarını 8 aydır Anadolu yollarında Haberin Peşinde ekibi gündeme getiriyor. Muhtarlar bulunduğu yerlerde zamanında hizmet alabiliyorlar mı? Yerel yöneticiler Sayın Erdoğan'ın dediği gibi gerçekten de muhtarlara gereken önemi veriyorlar mı? Muhtarlara değer ne kadar veriliyor? Muhtarların içinde bulunduğu durum bugün nedir? Bunları 8 aydır ekranlara taşıyoruz. Yine önemli bir muhtarın konuğuyuz demiştim. Göller bölgesindeyiz. Ben Burdur'dayız. Burdur Bucağa bağlı İncir Dere. Muhtarım Dere. Evet, İncir Dere köyündeyiz. Aslında İncir'i de soracağım. Neden İncir Dere diye sevgili muhtarıma. İncir Dere Muhtarı'nın makamındayız. Oğuzhan Eroğlu 30 Mart 2019'da seçildi, görevine başladı. 8 ay geride kaldı. Öncelikle hayırlı olsun Sayın Muhtar. Hoş geldiniz. Rahat olun. Hiç eğilmeyin. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Aynı zamanda bizler de ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Bizim görevimiz sizin gibi genç, dinamik, çalışkan, milliyetçi muhtarların Türkiye'de gündemde olmasını kalmasını sağlamak. Şimdi ben Oğuzhan Eroğlu tanıyorum ama bir de Türkiye tanısın öncelikle. Burdur, Bucak, İncirdere köyünün en son muhtarı Oğuzhan Eroğlu kimdir? Türkiye tanısın biraz efendim. Oğuzhan Eroğlu işte bu İncirdere köyünde doğmuş, burada büyümüş, lise mezunu. Böyle bir vatandaş. Çok güzel, ticaretle uğraşıyordun. Ticaretle uğraşıyordun. Tarım hayvancılık diyelim, muhtar yani olmadan köyümüz, önce. Köyümüzün şeyde zaten o tarım hayvancılık. Evet, geliri de bu. Geliri de o. Biz de tarım hayvancılığa uğraşıyoruz. Peki, kolay gelsin muhtarım. Soruyu cevaplayın, önüne gidelim sizi rahatlatma adına. Öncelikle İncirdere ismi nereden geliyor? İnciriniz mi var? Şimdi bizim İncirdere ismi buradan bir dere geçiyor köyün ortasından. Geçmişte bu derenin içinde incir ağaçları varmış yukarıda. Hala var ağaçlar, büyük ağaçlar var. 200-300 yıllık. Koca 300 yıllık incir ağaçları var. İşte atalarımız eskiden Güyükdere köyü deniyormuş buraya, şu dağın öbür tarafındaymış yerleşim alanı. Buraya gelince orada derelerde incirler olunca İncirdere koymuşlar. Hala incir yetişiyor mu efendim? Var, incir var. Peki, harika, sevindim. Başka ne var burada, ne yetişir başkasının burada? Valla bizim burada çok güzel karpuzumuz yetişir. Karpuz yetişir? Evet, özellikle Antalya bölgesine yoğun bir şekilde karpuz sevkiyatımız var. Yazın. Harika. Çok güzel yani böyle yani yeme... İncirdere karpuzu da önemli o zaman. Evet. Yani demek ki üretici memnun. Var. Maşallah kaliteli. Yoncacılık. Yonca. Da mısır silacı var. Mısır silacımız var. Yani papya biber var. Papya biber. Antalya özellikle sevkiyat çok olur burada. Maşallah. Isparta pazarına, Burdur pazarına köyümüz. Papya biber gidiyor. Evet. Peki. Bu tarım köyün nüfusu nedir şu an yaklaşık? 600. 600. Seçme sayınız ne efendim? 450. 450. Baş 600. Göç veriyor musunuz? Göç veriyorduk da fakat da Bucağa gidenler gerisin geri. Dönmeye başladılar. Dönmeye başladılar. Çünkü Bucak'ta yaşam zor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Köye dönmek de biraz gibi kolay değil artık. Yer mi yok? Yok. Şimdi arazi kıymetlandı. Tarım hayvancılığı su var. 7000 dönüm arazimiz var. Maşallah. 7000 dönüm arazinin tamamını su basıyor.
İşte tamamı sulama suyu. Tamamı sulama suyu. Maşallah. Yani hiç kurak bir dönüm araziniz yok. Maşallah. Suyum var. Tamam, satlık yerlerse alalım o zaman. Yatırım için. Valla bir yüz, dönümü bir 100 bin, 150 bin gözden çıkaracaksınız. Dönümü 100 bin TL. Tabii tabii, bizim burası öyle. Maşallah. Allah daha çok görsün. Maşallah. Yani peki. Dışarıdan Antalya'dan falan buraya talep geliyor. Arıyor. Gerçekten. Yatırım amaçlı. Büyük firmalardan falan birkaç tane talep geldi. Hayvancılık açısından. Tabii yer bulamadılar. Yer bulamadılar. Yer bulmak da kolay değil. Çünkü tamam. hayvan geleceği bütün malzeme buradan yetişiyor. Yetişiyor. Maşallah. Peki biraz İncirdere de söz etmek istiyorum. Şimdi siz böyle 30 Mart 2019'a geldiniz. Karşımda da azan var. Kaç numaralı azan? 4. Çok konuşmayı sevmiyorum. Merhaba diyelim. Kamera gör. İsim neydi efendim? Şöyle. Fahrettin Ünler. Fahrettin'ciğim merhaba. Yani bizde 1-2-3-4 olmuş. Söz konusu değil. Zaten 5 oy var. 5. Birinci ile dördüncü arasında 5 oy var. O önemli değil. Yani bir Azar'ı da Türkiye tanısın istedim. Azar hava değerlendirme 30 Mart geçti. 1-2 Nisan'a geldiğinde o günkü şartlarda bugün İncilerin de ne tespit ettin? Eksikleri neydi sence? Şimdi köyümüzde biz çevre köy, bütün köylerine gidiyoruz bucağa. Davet geliyor, mevlüt oluyor, düğün oluyor. Bir düğün salonu eksikliği var köyde. Ha düğün, gençler düğün yapacak yer olmuyor. Tabii, düğün salonu eksikliğimiz var köyde. Birinci derecede bu soruna eğileceğiz. Hatta projelerimiz var. Yakın zamanda da bu projeyi gerçekleştireceğiz inşallah. Burada ilk kez mi konuşuyorsun yoksa Kanal 15'e konuştun mu? Konuştum. Eyvah. Neyse geç olsun. Biz altını çiziyoruz. Diyoruz ki. Ama şunu konuşmadım. Şimdi şöyle demedik. Bizim burada düğün salonunu şu okulun, şu karşıdaki okulun eğitim öğretim yok okulumuzda da fakat arazisi geniş 6-3 dönüm yeri var. Yerimiz var yani. Yerimiz var. Müsaade tabii Vali Bey'le, Kaymakam Bey'le de bu gerekli yerlerle değerlendireceğiz, konuşacağız. Vekillerimize de. Biraz da biraz paramız var. Biraz da devletten destek şey yaparsak sadece düğün salonu olarak değil. Komple bir konsere gibi komple toplantı salonu gibi. Yok şöyle. Bir kültür merkezi aslında diyebilir miyiz? Spor merkezi yapacağım. Ha. Gençlere özellikle. Kültür spor merkezi şimdi adını böyle. Voleybol, basket sahası, halı saha içinde. Evet. Güzel böyle bir düşün. Şey düşünüyoruz. Hatta Bucak'taki bir gençler, kompleks diyoruz. Bucak'taki gençler kompleks. Çok seviyorlar. Yani Bucaklılar da olsalar geliyorlar köyümüze, geziyorlar. Yani maşallah, köyün havası biraz otantik şeyi var. Özelliği var. Geliyorlar yani. Hatta onlardan hatta Bucaklı gençlerden de talep geldi bana ya. Bizi böyle bu tarafa bir yer yap. Biz de gelelim. Ama ne kadar güzel. Yani tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan köye dönüşün hızlanması için her türlü girişimde bulunun diyor. Bunu kaymakama ve valiye iletmeni istiyorum burada. Yukarıdaki hatta yukarıda arsalarımız vardı. Bundan 10 yıl önce buradan maliyeden biz yer çıkarttırdık. Hatta o giden gençlere ben şu teklifi yaptım. Şu anda onlara verme şansımız yok ama ben siz köye dönecek olursanız şayet ben size oradan arsa vereyim. Arsa vereyim. Metrekaresi 10 liradan. 10 lira. Metrekaresi bu kadar. Çok sembolik bir rakam. Bir arazinin kıymetli olduğu yerde 10 lira. Sembolik bir rakam. Gerçekten. Hatta çok bunu dedim yani. Bunlara böyle bir teklifler de yaptım. Eğer siz geriye dönüş için şey yaparsanız ben de size yardımcı olacağım diye. Böyle bir şeyimiz de var ya. Heveslendiler inşallah muhtemelen. Evet. Devam edelim. Düğün salonunu bir yere koyduk kültür merkezi gibi. Başka ne ihtiyacınız var efendim? Bizim yol sorunumuz çok. Ana yol mu ulaşım sorunu? Ulaşım sorunu. Şimdi bizim köyün bir sürü köylerle bağlantılar var. Mesela şurada bir kestel yolumuz var. 3 kilometre. Maalesef çok kötü. Bucağla şuradan bir yol, bağlantı yolumuz var. O da. Asfalta mı ihtiyaç duyuyorlar? Asfalta ihtiyaç duyuyorlar. Köyün içinde hala parka olmamış, asfalt olmamış yerimiz var. Bir sürü. Ha nasip olursa bunu bu yaz içinde çözeceğiz. 13 bin metre parka aldık. Buradan o yüzeyi de vatandaşlara vereyim. Peki. Bir iki sıkıntılı yeri var köyün içinde. Onları tamam, çözeceğiz. Tamam, muhtemelen onlar da çözecek. Devam edelim. Sağlık ocağınız var mı efendim? Sağlık ocağımız yok. İhtiyaç var mı? Yakın olduğu için mi yok? Yakın olduğu için. Haftada bir defa doktorumuz geliyor. Aile hekimi. Aile hekimimiz. Ona bir yer tavsiye ettik buradan okuldan. Öyle vatandaşlar onu öğrendiler. Okul var mı? İlk okul, ana okul. Okulumuz yok. Okulda yok. Taşıma mı? Taşımalı eğitim sistemi var bizim köyümüzde. Servislerimiz var. Peki, altyapı var mı muhtarım? Şimdi bundan 3 yıl önce şebeke şeyini değiştirdik. Önceden su sorunu vardı köyde. Kaçak vardı çok. Şebeke sorunu şebeke varmış. Şebeke sorunu vardı. Çözdüm. Giderdik. Bir kanalizasyon mevzusu var. Onu da devletimiz sağ olsun şimdi
öncelerden şey yaptı, teklif geldi bize, kanalizasyon teklifi. Fakat kanalizasyonu dökecek yer konusunda sıkıntı yaşandı. Tabii. Stoklanacağı alan. Stoklanacağı diye. Alan şurada bucak yolunun üzerinde. Orada da evler vardı. Hatta önce sağlık dedik. Tabii önce sağlık. Şimdi buradan belediyemiz de buradan su alıyor bu şeyden. Sıkıntı su götürüyor. Sıkıntıya gelecek. Ondan onu askıya aldık. Ama ilerleyen zamanda şayet bucağıyla bağlantı yapabilirsek, bağlantı derken yani bucağın kanalizasyonunu anlaşabiliriz de yapabilirsek, kanalizasyon mevzusu şeyi de var yani. Var dedik. Peki sonlara doğru yaklaşıyoruz efendim. Muhtar Oğuzhan Eroğlu'yla tabii köyü konuşuyoruz, Cidere'yi konuşuyoruz. Eksiklerden de söz ettin. İleri yönelik beklentilerin de var. Geride de 4 yıl var önünde sağlam inşallah. Bu 4 yıla ne sığdırmak istersin? Şimdi 4 yıla ne sığdırmak istersin? Beklentin ne olabilir? Ya bunları yapmak yani bizim beklentimiz, amacımız bunlar. Tabii köyümüzün biraz daha refah seviyesini yükseltmek, gelir şeyini. Bir artık kooperatif da. Şeyimiz var. Böyle bir projeniz var. Var. İleride bir meramız var, 250 dekar. Buraya bir toplu sahım sistemi gibi bir şeyimiz var. Bunu da Ankara'ya gideceğiz. Süt üzerinde kooperatif. Evet. Çünkü meramız güzel, verimli bir mera. Mera ıslak çalışması yapıldı bundan 8 yıl önce. Çok verimli, güzel bir mera. Suyu da var. Ben istiyorum ki biz onu biçiyoruz, vatandaşa dağıtıyoruz. 50'şer 100'er balya. Adam işte veriyor 100 balya. 750 lira veriyor, çekiliyor. Ama ben öyle demiyorum. Ne istiyorsun? Ben köye değil de vatandaş kazansın istiyorum. Nasıl vatandaş kazansın istiyoruz diye. Buranın insanı kazansın. Yemin çuvalı 85-90 lira. Bir veteriner çağırırsam 250-300 lira. Hayvanın doğumlamasından, dırnak, her şeyde sıkıntı oluyor. Eğer meraya sen hayvanını götürsen de orada 4 ay, 5 ay bakmış olsan tasarrufun olacak. Yemden tasarrufun olacak, saman tasarrufun olacak, veteriner tasarrufun olacak. Bilakis bir de organik süt yetiştireceksin. Doğru mu? İşte katma değer yaratıp kazancı 3'e 4'e katacağız. Hesap ettim ben. Güzel bir kabatası bir hesap ettim. Köye 30-40 bin lira bir balya gelir yerine köye 3 milyon lira gelir var orada. 3 milyon, 3 milyon TL gelir var. Eğer bu şayet bu projeyi gerçekleştirirse. Bu da direkt vatandaşımızın cebine girecek. Evet, çok önemli. Hayvancılık bakımından eğer bu projeyi gerçekleştirebilirsek İncirdere köyünü iddia ediyorum. Hayvancılık bakımından Akdeniz bölgesinin sayılı hayvancılık merkezi haline getireceksiniz. Üssü konumuna getireceksiniz. Evet. Ben inanıyorum, sizde o ufku görebiliyorum. Tebrik ediyorum sevgili muhtar Oğuzhan Eroğlu'na. İşte bir muhtar aslında sadece köydeki işte idareyi idare etmekte kalmaz. Köye katma değer nasıl kazandırır? Bunu kendisi açıkladı. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür başarılar diliyorum. Gerçekten de İncidere Köyü muhtarı bucağa bağlı. Burdur'un ufku geniş ekibiyle birlikte uyum içerisinde çalışıyor. Yani böylesine röportajın girişinde genç dinamik muhtarlara ihtiyacımız var dedik. Şimdi biz İncidere sokaklarına gideceğiz. Oradaki görüntülerle sizi baş başa bırakırken tebrik ediyorum bir kez daha muhtarı. Türkiye'de incir üssü, karpuz üssü, bundan sonra da hayvancılığın üssü olmaya aday bir İncirdere'den evet. Şimdilik hoşçakalın diyoruz değerli izleyiciler. Muhtar Oğuzhan Eroğlu'na da teşekkür ediyoruz. Efendim İncirdere muhtarlığından çıkmak üzereyiz. Muhtar ve Azay'la birlikte haber müdürü Ramazan Çapar da bizi takip ediyor. Kameraman Hülya Aycan kayıtta. Havada sert. Ama sertlik bize engel değil. Şimdi muhtarımın öncelikle bu düğün salonu için düşündüğü alana gideceğiz. Bakalım o alanı bir alacağız. Devam edelim. İncirdere'deyiz. Muhtar Oğuzhan Bey'in ifade ettiği gibi röportajda köye düşünülen kültür merkezi içerisinde işte çocuk gençlerine eğlenebileceği değil mi? Evet. İşte basket sahası, voleybol sahası, futbol sahası, şuraya futbol sahası bir toplantı salonu. Toplantı salonu. Bu alana yeterli. Kaç günün? 63 günün yeterli. Peki bu okul eski mi sevgili okul? Okul eski. Okula ellemeyeceğiz. Yani okulumuz kalacak. Evet, dokunmayacaksın. Bu alanı. Bu alan. Aslında alan güzel, çevre de güzel, yeşillikler de var. Yakışır yani. Dere köyü merkez caminin önündeyiz değil mi? Evet. Merkez caminin önündeki bu ağaç, çınar ağacının çınar ağacı. Kaç yıllık tahmini muhtarım? 8 bin yıllık. Ekrana dönelim. 1000 yıllık bir çınar ağacı.
Koca Çınar. Koruma altında. Koruma altında. Kayıtlı. Kayıtlı. Tabii. Kültür varlıklarını koruma il müdürlüğü tarafından evet. Kayıtlı. İşte aslında buranın sembolize olabileceği bir dağ mı? Kaleye de benziyor ama. Köyün meydanı burası. Köyün meydanı burası. Köyümüzün adını alan deresi burası. Köy adını bu dereden alıyor. Evet. Dere ıslah çalışması yapılmış ama yapılmış. Devlet Su İşleri tarafından. Yapılmış. Aslında evet İncirdere'ye bu burası isim vermiş. Bir ağaç daha var yan tarafta. Evet. Çınar ağacı aynı, daha var. İkisi aynı. İkisi de koruma altında. Şimdi eskiden şu evin şu ahır var ya. Bunun evet. Dalları ahıra kadar gidiyormuş. Öyle mi? Bir karda bunun dalları kırık. Maşallah. Kar yani bu alanı kaplıyormuş bu kavak. Bu derece büyük bir kavak vaziyette. Evet. Bu ara sokaklar devam ediyor. Yani köy sonuna kadar çıkıyor. Eski konutlar da var. Evet. Burası da muhtarlık dediniz. Burası size muhtarlık bina. Bir kıraathaneniz yok ama. Burayı bunu öyle kullanıyoruz. Ha. Şu an böyle. Genç akşam gençler burada bir arkadaş kurabiliyorlar, evlenebiliyorlar. Evet. Televizyonumuz var, internetimiz var. Çok iyi. Hatta bir de bilgisayar bağlatıyor nasip olursa. İnşallah. Burada final yapabiliriz aslında. Söyleşimiz güzel geçti. İncirdere muhtarı azasıyla birlikte. Projelerini açıkladı, anlattı. Güzel hedefleri var. O hedefleri hep birlikte takip edeceğiz. Ve son olarak muhtarıma şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin Cumhurbaşkanı. 2016 yılında muhtarlara maaş, sigorta ve ek sosyal imkanlar tanıdı. Evet. Bu konuda fikirlerini almak istiyorum. Vallahi sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Muhtarların değerini, kıymetini iyi bir herkese iyi biliyor. Biliyor çünkü biliyor. Ağırlıyor da külliyeli. Ağırlıyor. Yani köyde bir muhtar demek köyün sorunlarını en bürokrasiye en kolay çabuk ileten resmi yetkili demek. Sağ olsun yani Cumhurbaşkanımız. Gerçekten başımızın tacı. Buradan saygılarımızı iletiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İncirtere, Bucak, Burdur'a bağlı bir yer burası. Genç dinamik muhtarı ve ekibi var. Bunların hedefleri var. Hedefleri köyü geliştirmek, büyütmek, mera alanında değerlendirerek köye katma değer yaratmak. En iyi karpuz burada yetişiyor. Değil mi muhtarım? Evet. Hayvancılıkta, had safhada. Köye dönüşün talebinin arttığı, arttığı bir yer. Her köy göç verirken burası göç olmaya başladı. Burayı değerlendirmek gerekiyor diyoruz. İnşallah. Yeniden muhtarıma Oğuzhan Eroğlu'na ve azamız Fahrettin Üner'e de çok konuştu kendisi ama olsun çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konu ve konuklarda görüşmek ümidiyle gönül dolusu sevgiler efendim İncirdere'den hoşça kalın. Evet, Fahrettin.